Mutfak mutfak değil, uzay üssü. Tamam Defne, ne yapacaktın? Bugün Perşembe. Önce yumurta mı? Hayır ya, kahve bugün. Perşembe önce kahve. Hayır abi. Nar. Nar mıydı ya? Kahve oldu mu acaba ya? Ay yok ya. Şimdi gitsin biz. Ayıp. Aslı! Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Evet benim ama siz... Ben ne? Çıplaksınız. Pardon, ben bir şey giyip geleyim. İlk günden bu kadar erken gelmeseydin keşke. Da sen bugün bunları yediğimi nereden biliyorsun? Şey, söylediler bana. Kim söyledi? Kim söyledi? Aslı mı? Aa evet evet, o. Eski asistanınız. Biraz çenesi düşük galiba. Suyunuz hazır Cemşe'de, çantada. Kahveniz de hazır. Bir de şey, kahvaltıyı da söylemiştim zaten. Keşke kendine de hazırlasaydın. Yok canım, çok da erken daha. Ben bu saatlerde kahvaltı falan edemem. İsterseniz şey, ben sizi arabada bekleyeyim. Olur, teşekkür ederim. Sen git, ben geliyorum. Allah Allah. Günaydın Şükrü. Günaydın Ömer Bey. Tanıştınız mı Defne Hanım'la?
Tanıştık Ömer Bey. Anahtarınızı kendisine teslim ettim. Bende anahtar. İş yerimiz burası. Arkadaşlar sana genel bilgi konusunda yardımcı olurlar. Çok özür dilerim. Buraya adam gibi makine alınacak demiştim. Öğleden sonra geliyor Ömer Bey. Yarın katılım çekimi var. Öncesinde Koray'la görüşmek istiyorum. Konsept için Yasemin de gelsin. O kırmızı şamdanlardan da hala emin değilim. Suyum. Su. Bugün kalıba gitmem lazım. Not al, zaman açalım. Bugün hiç zamanınız yok gibi görünüyor. Yarat, bugün 26 saat yap. Peki. Ömer. Neredesin sen? Sabah çekim mekanına bakarız dememiş miydik? Öyle mi? Ne? Sabah buraya gelmeden yapmamız gereken bir şey mi vardı? Bilmiyorum. Bende hiç öyle bir şey görünmüyor. Bu değişiklikler beni çıldırtıyor ama. Sinan nerede? Odama gelsin. Sen kal burada. Zaten daha ilk günden neyse. Ha, yani sen yaptın benimle ilgili bu son haberi. Ha, ağzına sağlık. Sinan Bey. Efendim? Efendim? Bana mı sesleniyorsun? Hayır. Yani evet. Bilmiyorum. Pardon, biz tanışıyor muyuz? Ben Ömer Bey'in yeni asistanı Defne. Aa, öyle mi? Evet. Ha, güzel. Aslında Sinan Bey, ben sizi şeyden tanıyorum. Dergilerden diyeceksin deme, çünkü çok da hoşuma giden bir şey değil. Ay yok canım, ben sizi Manu'dan tanıyorum. Ha, Manu'dan. Evet. Evet, ben seni hiç görmedim. Ciddi olamazsınız. Anlamadım. Yok bir şey yok, ben böyle kendi kendime. Sen Manu'ya mı takılıyorsun? Manu'ya. Takılıyordum da şey oldu ya, çok bozdu orası, artık takılmıyorum. Hadi ya. Hı. Ne yapalım? Biz de yeni yerler keşfedeceğiz. Keşfederiz. Yani tabii siz kendi kendinize keşfedersiniz. Bana da haber verirsiniz öyle. Ömer odasında mı? Hayır. Ha, Ömer Bey, evet. Şey, yanında eğer Yasemin Hanım sohbeti böyle kırmızı şamdanlarla ilgili falan bir toplantıymış. Kırmızı şamdanlar çok önemli. Aa, merhaba. Ben Vedat. IT Manager. Siz herhalde Ömer Bey'in yeni asistanısınız değil mi? Kolay gelsin. Hadi siz kaynaşın kızla. Aa, siz Ömer Bey'in yeni asistanı olduğuna göre şey, bizim çılgın fotoğrafçı Koray'la Ömer Bey tartışmışlar, doğru mu? Bu konuyla ilgili konuşmamam gerekiyor galiba. Ya bak, Ömer Bey acayip ayrıntıcıdır. Koray da delinin teki zaten. Böyle zamanlarda sık sık kavga ederler. Daha doğrusu Ömer Bey diyeceğini der, Koray da arkasında sinir krizleri geçirir. Bu Sinan Bey ortak mı? Evet. İdari işlerden sorumludur daha çok. Yaratıcı kısım Ömer Bey. İşletme, pazarlama gibi işler de Sinan Bey'dedir. Yasemin Hanım? Konsept danışmanı o. 6 ay önce falan transfer oldu buraya. Ama iki ortağın da gözdesi. Hiç de bile. O Ömer Bey asılıyor. Sinan Bey de ona asılıyor. Sinan Bey biraz çapkındır. Sahi mi ya? Ay, hiç öyle görünmüyor yani. Çok harika biri gibi görünüyor. Çok da kibar. Kibar olmasına kibar tabii, evet. Ben kibarlığın hayatta çok önemli bir meziyet olduğunu inanıyorum. Yani sonuçta takdir edilmesi gereken bir şey. Ne kadar üst mevkide olsan da öyle insanlara tepeden bakmaya, kötü davranmaya hakkın yok yani sonuçta. Hem ayrıca sıcak samimi bir insan olmak öyle seni daha aşağıda bir şey yapmaz. Sonuçta ne bileyim, daha çok saygı kazanırsın. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Defne. Çıkıyoruz. İçimden acayip eğlenecekmişiz gibi bir his geçiyor. Sevil Berberi sever misin? Ne berberi? Sevil Berberi. Rossini. Sevil Berberi. Sen anlamazsın. Aa, evet çok severim. Rossini.
Alo. Merhaba Kezban teyzeciğim, nasılsın? Ay bana bak, bir salaklık etmiyorsun değil mi? Ay durduğum yerde içime bir titreme geldi. Ay dedim bu kız kesin bir yerde keşkül etti bizim işi. İyiyiz Kezban teyzeciğim, sağ ol, ellerinden öpüyoruz. Anneannem, ne olsun işte akşam baklava açtı. Göndereyim sana, yer misin? Mı ne? Anladım anladım, tamam ben ararım sonra seni. Düzgün sür. Oldu. İyi günler. Öpüyorum ellerinden. Defne, senin gelmene gerek yok. Peki. Tamam. Ya niye bana arabada bekle dedi şimdi? Bir şey mi alındı acaba? İlk günden bir şey mi yaptım ben? Yok canım, sanmıyorum. Burası kalıpçı Sadri'nin yeri. Ömer Bey buraya yalnız gelir. Ömer Bey'in çizimini yaptığı ayakkabıların ilk kalıbı burada yapılır. Tabii 45 yıllık ustadır Sadri. İyi bulmuş o zaman Ömer Bey burayı. Zamanında Sadri'nin yanında çalışmış diyorlar. Ben de pek bilmiyorum ama bir rivayete göre Ömer Bey anne babasını kaybettikten sonra okula bırakıp burada işe girmiş. Dükkanın arkasında yatıp kalkıyormuş. Ne diyorsun ya? Ömer Bey de bizim gibi böyle çosuz takımdan mı yani? Yok ama o zaman nasıl Neriman yengesi bu kadar zengin ki? Ömer Bey'in ailesi epey varlıklıdır. Ailenin başında da Ömer Bey'in dedesi Hulusi Bey vardır. Ama Ömer Bey konuşmuyor onunla. Parayı pulu da reddetmiş diyorlar. Şirketi sıfırdan kurmuş. Ama belli yani yalnız biri oldu. Ay çok şükür benim ailem beni çok sever. Ben de onları çok severim. Öyle şahane insanlar, mükemmel insanlar değiller ama birbirimizi çok severiz. Aferin. Hayatta neyin önemli olduğunu bilen bir kız. Buralarda senin gibisine pek rastlanmıyor. Herkesin gözünü hırs bürümüş. Ya hadi başla bakalım. Tamam ustam. Hanımı da yolladım memlekete. Biraz şöyle rahatlasın, nefes alsın diye ama orası da yanıyordur şimdi ha. Ağustos'ta olanı evlendiriyoruz ya. Hemen döneyim, işin başına geçeyim istiyor tabii. Bir dakika, Burak'ın mı düğünü var? Evet. Benim niye haberim yok? Oğlum geçen geldiğinde söyledim ya, nasıl haberim yok ya? O zaman düğün benden. Senin şimdi dünya masrafın vardır. Yapma canım, olur mu öyle şey Allah aşkına? Yakışık alır mı? Yapma Ömer. Ya ustacığım niye olmuyor? Burak benim kardeşim sayılır. Bilmiyorum. Bak, düğünü, beyaz eşyası falan bana söylesinler. Başka bir şey gerek yok. Ben hallederim. Ya, olur mu öyle şey? Yapma Allah aşkına ya. Hayır yok, hayatta olmayacak. Ya usta. Onca yaptığından sonra bana bu mutluluğu çok görme be. Ya sen ne güzel insansın be yavrum. Kalmadı yavrum senin gibi insanlar artık. Şimdi hanım bir duysun havalara uçacak ha sevinçten. Ellerinden öperim. Yalnız geldiğinde bana bir pazı sarma yapsın Allah aşkına. İstediğin pazı sarma olsun be yavrum. Ben hemen telefon ederim, yapar yollar bile buraya. Sen hiç merak etme. Oh tamam. Senin işler nasıl gidiyor bakalım? İyi ustacığım, güzel. Yengen hala tefendi mi? Hem de nasıl? Bana bak, sen doğrusunu yapıyorsun yavrum. Hiç kafana takma, sen doğru bildiğin yoldasın. Ne demiş büyüklerimiz? Sevmeden yapılan evlilik, inanmadan yapılan ibadet kadar çirkin kötü bir şeydir demiş. Sen bak yavrum işine. Hadi göreyim bakayım şu getirdiklerini, bir göreyim. Girelim artık şu işe de, yoksa sen bizi duman edeceksin. Nasıl? Beğendin mi? İyi. Hem de çok iyi. İki tip yapıyoruz. 7 ve 12. He? Evet ustacığım. Canım benim, inanılmazsın ya. Ayakkabımı çıkarabilir miyim? Vallahi kokmaz. Çıkar canım, sorun değil. Çıkar. Vallahi sabahtan beri ayaklarım koptu. Gözümün üstünde yürüyorum sanki. Ya bu kadınlar bütün gün bu ayakkabılarla nasıl ayakta duruyorlar hiç anlamıyorum. Bizim markayı giyseydin. Bazen hediye ediyorlar, ben de hanıma götürüyorum. Dediğine göre çok rahatmış. Ha, ya ben öyle yalakalık olmasın diye bilerek giymedim şirket ayakkabısını. Ayaklarım koktu ya. Of.
şey ben öyle şey olsun diye ayaklarımı şey yapmıştım da hemen giyiyorum. ...38'leri şuraya koy. Düşme. Getir onları da. 42 kolu olması lazım. Nerede? Yavaş. Nerede? Kızım koş. Ya 4 saniye. 12'de 41 istiyorum. Sinan 41 diyor. Aklınız nerede canım? Koş koş. Ne oluyor ya? Düşmüyor muyuz biz? Yarınki katalog çekimine hazırlanıyoruz. Kızlarımın yarısını elemişsin. Dün tamam demiştin. Tamam demedim, bakalım dedim. Yabancı manken istemiyorum. Neden? Vallahi dil bilmiyorlar diye galiba, böyle boş bakıyorlar. Bakışlar, bakışlar. Yani ayakkabı pazarlıyoruz ama en çok bakışlar önemli, öyle mi? Evet, bakışlar önemli. Yoksa cansız manken kullanırdık Yasemin. Bu yeni asistan kız nasıl? Defne mi? Bilmem, daha yeni başladı. Nerede çalışıyormuş? Nereden bulmuşlar? Yasemin'cim, onu Sinan'a soracaksın. Biliyorsun, işletme kısmına karışmıyor. Biliyorum canım. Sen bizi çıldırtma kısmına karışıyorsun. Deli. Ne yapıyorsun sen burada? Ömer Bey'in programını hazırlıyorum. Yarın çok yoğun bir gün. Tamam, çık artık. Bu saate kadar bu ne iş Azmi? Tamam, bitti zaten. Ben o zaman bir Ömer Bey'i göreyim, çıkayım. Gelebilir miyim? Gel. Ömer Bey, çıkmadan isterseniz size yarının programını bir anlatayım. Ya da şey mi, yarın sabah mı anlatayım kafanız yorgunsa falan? Anlat, dinliyorum. Şimdi yarın erken çıkacağınızı farz ettim. Şükrü abi, yani şoförünüz Şükrü Bey her sabah gider dedi. O yüzden dönüşünüzü bugünkü gibi 7.45 olarak aldım. Kürek çekmeye gidiyorum. Efendim? Sabah 5.30'da kürek çekmeye gidiyorum. Şükrü'nden sabah gider dediği yer o. Sonra biliyorsun zaten, eve dönüyorum. Ha, anladım. Zaten ben de yanlış bir şey düşünmemiştim. Tabii niye düşüneyim ki sonuçta, yani merak edecek bir şey yok tabii, değil mi? Yani. Sen sustun mu? Ömer Bey, ben eve kadar size eşlik edeyim mi yoksa çıkayım mı? Sen çıkabilirsin. Ben biraz daha çalışacağım. Ömer Bey. Ben size şey soracaktım. Sor. Şey. Hani biz sizinle daha önce Ömer. Bana bir akşam yemeği borcun var. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Seni Bülent'in mahzenine götüreceğim. Ben şey yapamam, çıkayım ben o zaman. Of. Of, of. Bak kahretsin ya. Koptu, koptu. Ayağım koptu. Allah. Bak koptu. Ayağım koptu. Oo, Defno. Bu ne hal ya? Ay, sorma Esu.
Metrobüste bunlarla ayakta durmak ne kadar zor biliyor musun sen? Az kalsın böyle lobut gibi ortaya düşüyordum. Poşet olmuş ama güzel. Ha şey ya, kirlenmesinler diye. Ay zaten bundan sonra giderken yanımda kendi ayakkabılarımı da götüreceğim. Çıkışta falan giyerim. Ay şuradan şuraya gelene kadar her yer toz toprak. Her gün böyle düğün kılığında mı gideceksin canım? Sen benim iş yerimi görsen hiç böyle konuşmazsın. Ayrıca şu vizyonu bir geliştir ya. Bu düğün kılığı değil. Gündüz şıklığı. Böyle mi oluyormuş? Böyle oluyormuş. İso. Oğlum ne hayatlar var ya. Kapıdan içeri bir girsen var ya aklın hayalin durur. Bir de bir tane kadın var Yasemin diye. Yemin ediyorum insan değil. Herhalde benim onun gibi görünmem için bana sabah 4'te kalkıp hazırlanmam lazım. Ay neyse ya İso. Hadi ben bir kaçayım. Kendimi bir eve atayım da artık. Tamam. Oldu. Allah koptu koptu. Ayağım koptu. Zarif bir salon adamı dans etmeyi bilmeli. Hadi gel, dans et benimle. Söz ver bana, dünyanın en güzel kızıyla birlikte olacaksın. Bir prensesle. Anneciğim, dünyanın en güzel kızı sensin. İçime sinmeyen bir şeyler var. Gittin parayı buldun. Sonra bu iş, bu kılıklar, bu kıyafetler, bu saçlar, bir şeyler. Bana bak, bana bak. Abuk subuk bir şey yaparsan vallahi gebertirim. Ya anneanne. Gebertirim. Ay anneanne aşk olsun, ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Gebertirim dedim. Ay anneanne onu az önce söyledin zaten. Abla, abla. Bak ne güzel oldum. Ay ablacığım çıkar onları. Onlar benim kıyafetlerim değil. Çıkar çıkar ayakkabıları çıkar çabuk. Çıkar. Çabuk aldığın yere götür koy. Fırla. Ya nasıl senin değil? Olmasın zaten de. Sen şimdi anlat bakayım bana tam olarak nedir bu asistanlık işi? Ya kim kime böyle kıyafetler bağışlıyormuş? Söyle bakayım. Şimdi anneanne böyle presentable dedikleri bir olay var. Yani onun için böyle... Ben baktım, ben baktım. Kimmiş? Şey, yengemiş anneanne. Kimmiş adam? Nasılmış? Yakışıklı mı? Anlatsana. Kız sessiz olur, geç içeri. Gel biz balkona çıkalım. Anneanne biz bahçedeyiz. Bize laf ebeliği yapıyor. Ya sen yemin mi ettin beni çatlatmaya? Anlatacak mısın artık? Kız bir dur anlatacağım, beklemeden 2 dakika. Adam çok yakışıklı yani, dehşet yakışıklı. Hani böyle Allah Kadir gecesi yaratmış derler ya. Tam olarak o. Ta ya çok ürkütücü. Ha bir de ben bunu önceden tanıyormuşum. Yani tanıyorum. Biraz karışık. Ay ya niye böyle oluyor ya? Yavrum dur bakalım, karalar bağlama hemen. Düzelecek her şey. Hem yakışıklı diyorsun. Ay beyaz atlı prensin olur belki. Ay çok suratsız. Sen asıl bombayı prensi bilmiyorsun. Sinan Bey oranın ortağıymış. Hangi Sinan? Bizim restorana gelen. Risotto Sinan. Evet. Sabah bir anda pat diye karşıma çıktı. Yemin ediyorum heyecanla. Elim ayağım titredi, bayılacaktım az kalsın. Hadi be. Kız. Kader olmasın bu? Ay yok ya. Hiç aklına öyle şeyler getirme. Zaten o Neriman Hanım'ın anlattığı evlilik, aşk, aşk falan onlar hep hayal yani, ben sana söyleyeyim. Ya olmaz o iş. Ya çünkü senin benim gibi insanlar değil bunlar ya. Çok başkalar. Adamı tanıyorum dedim ya. Esas adam. Ay evet. Ama galiba o beni tanımadı ya. Ay soracaktım da soramadım bir türlü. Zaten böyle başka bir gezegende yaşıyormuş gibi. Evini falan bir görsen. Ay Defne aklımı sıçratma benim. Tek tek anlat şunu. Şimdi sen sabah çıktın. Evet. Gittin. Gittim. Sonra? İşte tam içeri girdim. Sabaha kadar. Vek 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 vek. Hadi yatağa. Ay, anneanne tamam. Yatıyoruz şimdi. Sen yat. Birazdan ben de yatıyorum. Hadi diyorum. Neyse artık sonra anlatırım. Hadi. Çatlayacağım. Vallahi çatlayacağım ya. Aramadın. Nasıl geçti? Neler oldu? Oraya geliyorum.
adam gibi anlat. Aşağıdayım, gel. Kadın manyak mıdır nedir ya gece gece? Hey Allah'ım, başımıza dert aldık ya. Of. İyi akşamlar. Gel 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 gel. Anlat, ne oldu, o ne yaptı, sen ne yaptın? Bir pot falan kırmadın inşallah. Telefonun melodisi dikkatini çekti mi? Söyledim mi Rostini diye? Kızım anlatsana. Ay nefes alın, bir virgül koyun, bir şey yapın. Neriman Hanım çok hızlı konuşuyorsunuz. İyi tamam tamam, hadi anlat. Anlatacak çok öyle bir şey yok aslında. Yani işte bütün gün telefonlarla görüştü. Toplantıya girdi, toplantıdan çıktı. Gerçekten çok yoğun çalışıyor. Evet evet, o çok yoğundur öyle. Sana nasıl davrandı onu anlat. Yani öyle pek yüzüme bakmadı. Hani özel bir ilgi bir şey. Ama ofisteki herkes öyle davranıyor zaten. Bir de bir Yasemin Hanım var bizim ofiste. Ay pis. Ay Yasemin dedim. Bak yine gözüm seyirmeye başladı sinirden. Ay yok, aslında bayağı hoş bir hanım. De onunla biraz yakınlar. Ne demek yakınlar kızım, ne demek yakınlar? Sen yakın olacaksın Ömer'le. Bunun için hazırlamadım mı ben seni? Tabii de herhalde ben öyle çok girişken olamadım. Olacaksın. Bana bak, çat diye bankaya paranı yatırdım. Sen de bana söz verdin. Bu işin altından kalkacaksın, anladın mı? Yarından itibaren her fırsatı değerlendireceksin. Nereye bakarsa böyle böyle karşısında seni görecek, anladın mı? Anladım, tamam. Böyle adamın ağzının içine gireceksin. Bak erkekler öyle bir şeyi kendi kendilerine görüp beğenmezler. İlle gözlerinin içine sokman lazım, anladın mı? Ay tamam, sokacağım. İyi, tamam. Yani gireceğim, Ömer Bey'in gözüne tamam, gireceğim. Tamam. Beni de sürekli arayacaksın. Bak saat başı rapor istiyorum ona göre, tamam mı? Tamam. Ha, hadi. Ben nasıl bir işe bulaştım ya? Ne bu? Kahvaltı. Çiçek koymuşsun. Ha evet. Evinizde hiç çiçek yok. Hayvan falan da yok. Biraz çiçek alsak çok iyi olur. Sulayacak vaktim de yok. Sabahları ben sularım. Öyle acayip bir şey söylemiyorum ki. Hem biraz çiçek size de iyi gelir. Eviniz çok güzel güneş alıyor. Ne bileyim, bizim evde çok fidan var. Size de getirebilirim. Çıkalım mı artık? Kahvaltı? Etmeyeceğim, sağ ol. Peki toplayayım ben o zaman. Yok, temizlikçi gelecek, sen zahmet etme. Peki şey, buzdolabınız tam takır, akşam yiyecek hiçbir şeyiniz yok. Şükrü Bey'in işi geliyor. O lazım oldukça bir şeyler alır. Sen dert etme, hadi çıkalım artık. Ha tamam o zaman, işte liste yapmamı ister misiniz? Pazarda çok güzel pazı gördüm, pazı alsın. Pazı mı? Evet. Pazı sever misiniz? Ben çok güzel pazı sarması yaparım. Tabii Şükrü Bey'in eşi gibi çok güzel yapamam. Sonuçta ben buraya yemek yapmaya gelmedim tabii ama... Tamam. Sen... Çıkalım artık. Peki. Ben size bir şey soracaktım. Yani bunu sormam lazım. Tabii çok büyük bir tesadüf de olabilir ama... Biz sizinle daha önce tanıştık. Acaba siz beni hatırladınız mı? Neyse, çıkalım biz. Sen misin ilacım?